Günaydın, merhabalar. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Ben iyiyim Allah'a şükür. Şu an saat 8.25. Buçukta benim dersim var. Bu derse normalde böyle çok sinirli girerdim. Bu saatte ders mi konulur diye. Ama bugün biraz mahzun giriyorum. Çünkü bu benim okul hayatımdaki son ders. Yani 3-4 gün sonra finaller başlıyor. Ondan sonra da bir aksilik çıkmazsa mezun oluyorum. Allah herkese döneminde okulu uzatmadan mezun olmayı nasip etsin. Sonrasında da hayırlı kapılar açsın inşallah. Hemencecik iş bulursunuz. Atanmayı bekleyenler de inşallah en kısa zamanda atanır. Dersten sonra görüşürüz. Merhaba, selam yine ben. Bugün kızlarla konaklara gideceğiz. Ben hiç gitmedim daha önce. Kızlar da gitmemişler, çok merak ediyorum. Heyecanlıyım. Ne sürsem ki, çok makyaj yapan biri değilim. Yani yaptığım sadece bu. Size böyle... Highlighter falan yapmayacağım yani. Ya arkadaşlar bu benim ilk deneyimim. Ne yapayım? Birazcık tolerans gösterin ya. Ne güzelsin abla. Atacak mı bunu? Evet. Ben de mi çıkacağım? Evet. Dedim de mi çıkacağım? Evet, adresin de çıkacak. Neyse. Bence oldu mu ya? Sanki düğüne mi gidiyoruz? Ter işte ya, hadi. Hadi gidelim. Bir fotoğraf çekineyim çıkayım. Görüşürüz. Çok uzun zaman sonra buluştuk. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyız. Bütün gece heyecandan midem bulandı. Gelene kadar da bulanıyordu. Devam heyecanla ediyordu. Uyuyamadı. Aynen. Ne kadar sevildiğimi fark ediyorsunuz değil mi? Şöyle birbiri var, onlar nasıl görüyoruz? Sadece uzaktan bakabiliyoruz. Gittim şey. Parmaklıklar ardında. Çok güzel yerler, biz beğendik. İzmit'e gelirseniz buraları gezmeden geçmeyin. Saat Kulesi zaten en bilindik yer. Kesin gelirsiniz. Çağrımız olsun. Lütfen otları keselim. Görüş açımızı engelliyor. Merhaba. Gülder'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an İzmit'in çok güzel esen bir konumundayız.
Neredeyiz? Bence Bahçeşme'nin oralar. Bence orası yani kesin. Arka göstersene. Belki bilenler vardır. Biz bilmiyoruz. Biz sadece geziyoruz. Bilenler yoruma yazsın. Buralarda pek bilmiyorum. Buraya kadar geldiğiniz ne düşünüyorsunuz? Yani buraya kadar gördüğünüz yerlerden. Ha, çok güzel. Su almadığım için çok pişmanım. Daha önce gelmediğimiz için pişmanız bence. Aynen. Çünkü evet, gerçekten güzelmiş. Böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Gelinir yani. Gezilir. Kesinlikle. Belki bizi tanımayanlar vardır. Sandım. Ben onları anlatacaktım sahilde oturunca. Neyi? Sizin kim olduğunuzu zaten. Ha, şimdi anlat. Tamam. Tamam o zaman baştan başla. Sevil kuzenim. Amcamın kızı. Merve, Sevil'in liseden arkadaşı. Senin de arkadaşın liseden. Sevil'in anlamadım, Sevil'in anlamadım. Ben anlatayım mı? Biz ben Merve'yle... Bunu, bir dakika. Bir de ben bunun denemesini yapmıştım. Biz Merve'yle liseden sınıf arkadaşıyız. Evet. Daha sonrasında üniversitede hepimiz Düzce'de olduğumuz için ama o zaman arkadaş olduk. Hani o zaman da anla tanıdığımızı söyleyeceksin. Arkadaşlar ben anlatıyorum. Ben 9. sınıfta Sevil'le aynı sınıftaydım. Oradan bir arkadaşımız oldu. Ondan sonra Sevil hayatıma ne kadar istemesem de Gülden'i kattım. Çünkü ben herkesin hayatına Gülden'i evet, katarım. Ondan sonra birkaç buluşmada, birkaç değil birçok buluşmada görüştük, ettik. Ama ondan sonra biraz uzaklaştık. Evet. Sonra üniversite dönemi geldi. Biz Sevil'le aynı üniversitede okumaya başladık. Sonra Gülden Amasya'daydı. Amasya'dan geçiş yaptı benim odama, yurt odama. Oradan da böyle yeniden bir şeyler alevlendi böyle dostluğumuz, arkadaşlığımız harlandı, ateşlendi. Biz normal 4 kişiyiz. Biri Beyza İstanbul'da oturuyor. Aynen. Beyza buradan sana el sallıyoruz. O bize özledim, biraz uzak. Çok özledim. Evet biz de özledik. O bize biraz uzak. İnşallah geldiğinde ya da biz gittiğimizde gidersek inşallah İstanbul'a. Gideriz. O zaman da bir vlog gelsin mi? Yorumlara yazın. Ben gideceğim İstanbul'a. Ben ya buradan aşağısı çok güzel gözüküyor. Yani İzmit'i ilk defa buradan görüyoruz. Gözükmüyor şuradan, şurada gözükmüyormuş ya. Aşağısı çok güzel gözüküyor gerçekten. Yani manzarayı izlemek için de buraya çıkılabilir. Gerçekten çok güzel. Ama yanınıza su almayı unutmayın. Evet, bir de yürürken biraz yorulduk. Bahçeşme'de çeşme var kadar. Vardı az önce çektik ya Seviye. Ama içilmiyor işte, biz içmedik. Buraları kesersin çok. Garip burası, evet, ayrı bir medeniyet. Hep aşağıdan buraya görüyorduk. Köşk falan. Ben hiç böyle olduğumu tahmin etmedim. Neyse biz turumuza devam ederiz arkadaşlar. Çekmeye devam edeceğim. Ben uyuyacağım. İzlemeye devam edeceğim. Biz de yeni yeni keşfediyoruz abi valla. Kandıra ve çevresinin fethedilmesine görev alan Akçakoca Bey. Akçakoca Bey buradan başlamış Tuzcu'ya kadar fethetmiş. Akçakoca'ya kadar. Modifiye'nin suç değil aslında bir yaşam tarzı olduğunu gösteriyor. Ay bu ne çiçek bahçesi. Onu daha önemli. Şimdi gezdik. Nereye gideceğiz? Çarşıya gidip bir şeyler alıp sahilde yemeği düşünüyoruz. Değil mi? Evet, çok acıktık. Nereden ineceğiz? Buradan ben. Buradan yiyelim. Buradan. Bizden artık kapatalım, beni tanıyoruz.
arkadaşlar durun, bu şarkıyı bilene benden 5 TL. Vallahi bu şarkıyı bilin çalıştığını, şu bilin 5 TL. Bir Ankara'nın Namık falan çalsam oynayacağız. Aa şey çalayım. Durun şey çalayım. Bugün de anlam ve önemine bakmayın o zaman. Hadi bunu. Tamam. Gördün mü? Hayır. Hayır. Tamam. Ben de görmedim. Ama bunu bilirsiniz. Repertuarını açtı ben. Tamam tamam bunu bildim. Bunu bilmezsem ayıp olur ya. Sus sen çal çal. Bir şey diyebilir miyim? Başı şey gibi. Gün doğdu hep uyandık. Tepelere dayandık. Yanık sesli bir. Ne çaldın? Ben bilemedim mi? Çalamamışsın. Sen anladın mı? Ben anladım ama. Ben anladım. Bir daha çal. 5 lira mı alayım? Bu değil ama. Hayır bu değil. Söylemeyin. Söylemeyin ben. Gerçekten ben bir 5 lira gönderecek misin? Söz ver. Bak yemin ederim 5 TL göndereceğim. Kanka bari 5 de sen. Ben yemin ederim 5 TL yollayacağım. Bundan önceki. Merve. Çünkü çalamıyor. Çalamadığını söylüyorum. O ısrarla evet herkes böyle çalıyor diyor. Bakalım göreceğiz. Bilen olacak tamam. mı? 5 lira için de çekişe katılmaya değmez bence. Arkadaşlar evet, taşıdığı yani. Eliniz mi yoruluyor? Allah aşkına katılın yani. Ne olacak? 5 TL 5. Bir dilenciye verirsiniz. Sevaba girersiniz. Bir şey söyleyeyim. Ya bir kişi değil 2-3 kişi bilirse? Yok. İlk bilen tarih kişiye. Onlar 5 lirayı aralığında bölüyor. Hayır hayır. İlk bilen tarih kişiye. Tamam. Ben şimdi ne oldu? Anadolu beni kutabilir. Sadık Hoca eli vurma ileri. Anadolu beni kutabilir. Sadık Hoca eli vurma ileri. Geldim eve. Bir 5 dakika. Çok yorulmuşum. Aşırı derecede yorulmuşum. Bayağıdır da dışarı çıkmıyordum. Hamlamışım. Ama kızlarla da görüşmüyorduk. İyi oldu. Buraya kadar öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu benim ilk sesli videom olduğu için böyle ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Onu da görmezden gelirseniz çok sevinirim. İyi veya kötü yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.